Herkese merhabalar. Ben yakınkampus.com'dan Erol Mesut Gün. Bugün Python'la ilgili bir başka uygulamamızla beraberiz. Hatırlayacağınız üzere bir önceki uygulamada bıraktığımız yerde kullanıcı verisini almaktan bahsetmiştik. Şimdi bu derste ise kullanıcı girdisini nasıl onaylayabileceğimizi, kullanıcı verisini nasıl onaylayabileceğimizden bahsedeceğiz. Buna İngilizce'de validation of user input deniyor. Yani onaylamak kelimesinde eğer bir kafanıza soru işareti kaldıysa en azından neyi kastettiğimi anlamanız için bunu da söylemiş olayım. Dediğim gibi farklı senaryolarda farklı tipte veriler kullanıcıdan alırsınız. İşte diyelim ki bir satırın bir rakamın faktöriyelini hesaplayacaksınız ya da onun atıyorum A üstü B gibi bir işlem yapacaksınız, bir uygulama yapacaksınız. Bu tarz durumlarda aldığınız verinin tipinin önemi var. Çünkü size sayı verilmesi gereken bir yerde eğer yazı tipinde bir karakter veriyorsa kodunuz otomatik olarak çalışmayacaktır, patlayacaktır. Bunları bir şekilde de değerlendirebiliyorsunuz ya da önceden doğru tip veri alıp almadığını sorgulayabiliyorsunuz. Bunun dışında ne tarz senaryo olabilir? Hemen ondan da bahsedeyim. Diyelim ki 1 ile 10 arasında bir sayı vermesini istiyorsunuz. Bu tarz durumlarda da bir range içerisinde yani 1 ile 10 arasındaki bir değer aralığı içerisinde herhangi bir sayı verebilmesini istersiniz. Onun dışındaki ya da o sıfırdan küçük olan rakamları kabul etmezsiniz. Bu tarz durumlarda da yine bu veri onaylamasına gerek duyuyoruz yaptığımız işlemlerde. Peki bu kadar konuştuktan sonra dediğim gibi sayı girdisini kontrol eden bir fonksiyon oluşturalım. İsminden de anlayabileceğimiz gibi direkt sayı, bir saniye hemen klavyeyi değiştireyim. Kendi kullanabileceğim tipe getirdikten sonra ekranda biraz büyüteyim sizin okun sizin için okunaklığı artıralım. Diyelim ki sayı girdisi kontrol diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Veriyi input komutu üzerinden alacağımız için kullanıcıdan herhangi bir parametre almayan bir ya da argüman almayan bir fonksiyon geliştirdiğimi fark etmişsinizdir. Bundan sonra bir önceki derste de öğrendiğimiz gibi input komutunu kullanarak kullanıcıdan istediğim değeri alabiliyorum. Kullanıcıya yön gösteren bir ifade bırakayım. Diyelim ki bir sayı giriniz gibi bir ifade bırakalım. İki nokta üst üste koyduktan sonra veriyi alacak ve bunu girdi ismini verdiğimiz değişkene atayacaktır. Şimdi yapmamız gereken şey bir if sorgusuyla aldığımız bir değerin bir sayı tipi olup olmadığını sorgulayacağız. Ee, değişkenimin ismini girdi olduğunu biliyorum. Yukarıda aldığım inputta tuttuğum değeri girdi isimli bir değişkene atmıştım. Burada aslında Python'ın kendi içerisindeki e, belli komutları kullanarak aslında devam edeceğim. O da isdigit komutu. Ee, İngilizceye hakim olanlar isdigit ifadesinin bir sayı mı? sorgusu olduğunu anlayacaklar. Tabii ki e, bunların hepsini ezbere bilmiyoruz. Zaman içerisinde Google'a girip direkt biz buradan işte diyelim ki Python e, Tabii İngilizce aramak daha kolay olacak. Check if a variable is integer diye. Bu tarz bir komutu yolladığınız zaman, daha doğrusu böyle bir arama yaptığınız zaman Google'da Karşınızda onlarca farklı e, cevap çıkacaktır. Genel olarak ben neyi kullanıyorum ondan bahsedeyim. Stack Overflow benim genellikle sıklıkta kullandığım bir site. Bunlara güvenebilirsiniz. İçerik olarak hem çok yoğundur hem de interaktiftir. İnsanlar aynı soruyu 10 farklı şekilde sormuştur ya da on farklı yanıt gelmiştir. Hangisinin daha iyi performans gösterdiğini de siz zamanla tabii ki kendi kodunuz içerisinde anlayabiliyorsunuz. Burada bazen Yukarıda Google'un size e, tavsiye ettiği başka yöntemler de olabilir. Tabii ki bunları kullanmakta da özgürsünüz. Ama e, ben arama yaptıktan sonra isdigit komutunun e, yaptığım işi aslında ya da sorgulamak istediğim şeyi karşıladığını gördüm. E, i̇ki nokta koyduktan sonra aşağı satıra geçiyorum ve print. Buraya diyelim ki tebrikler sayı tipi değer girdiğiniz gibi bir ifade bıraksın. Tabii ki bunun çalışmadığı durumda da else case yani. Buraya gelip print dedikten sonra buraya işte üzgünüm. Bu bir sayı tipi değişken değildir gibi bir mesaj bıraksın. Kodumu çalıştırdığım zaman şimdi herhangi bir çıktı almıyorum ama aşağıya gelip kodumu burada da yazdığım zaman bir sayı giriniz gibi bir ifade beni karşılıyor. Diyelim ki öncelikle çalışmayan bir senaryo girelim. A bıraktım. Üzgünüm bu bir sayı tipi değil değişken değildir ifadesi beni karşılıyor. Buna karşılık yine aynı komutu çağıralım. Bu sefer diyelim ki 19'u girdim. Tebrikler sayı tipi değer girdiniz ifadesi döndürülüyor. Ee, burada tabii ki şunu düşünebiliriz hemen. Ee, diyelim ki öyle bir uygulama geliştirelim ki sadece bir defa sorgulamasın. Ta ki kullanıcı sayı değişkeni girene kadar sürekli e, aynı şekilde bu bir sayı değildir. Tekrar deneyiniz tekrar deneyiniz gibi Kullanıcıya ikinci, üçüncü şanslarda verebilsin. Bunun için yapabileceğimiz şey de yine aynı şekilde bir fonksiyon oluşturalım. Bu sefer sayı girişi ya da sayı girdisi, kontrol ve döngü isimlerini koyacağım. Bu benim vereceğim ya da döngü isimli olsun. Fonksiyon ismi oldu. Tabii siz daha basit bir şey de koyabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra tıpkı yukarıda yaptığım gibi girdi değişkenini input üzerinden aldığım değeri atıyorum. Aşağıya geldim. Burada yapabileceğiniz şeylerden ilki e, tabii ki e, while döngüsünü kullanmak. While döngüsünü zaten öğrenmiştik. Hatırlayacağımız üzere e, true aldığı sürece sürekli çalışan ama true almadığı zamansa ise bir şekilde döngüden çıkan bir yapıydı. Dolayısıyla while dedim. Ve not girdi. Nokta is digit Yine yukarıda öğrendiğimiz bu bir sayı mı sorgusunun sonunda evet ya da hayır döndüren komutu kullanıyorum. Aşağıya geldim. Print. Tabi bunu tekrar yazmaktansa şuradan direkt isterseniz kopyalayalım. Üzgünüm bu bir sayı değil desin. Aşağıya gelsin ve tekrar yukarıda öğrendiğim girdiği atama operasyonu için döngümü çağırsın. Aynı şekilde eğer girdiğim şey bir sayıysa o zaman else kısmına geleceğiz. Ve bu sefer tebrikler girdiğiniz sayı değer tipindedir gibi bir ifade döndüreceğiz. Şimdi yine kodumu çalıştırdım. Öncelikle çalıştığını görelim. İsterseniz sonrasında tekrar kodumu e, parçalara ayırıp anlamaya çalışabilirim. Şimdi A değişkenine giriyorum ve diyor ki üzgünüm bu bir sayı tipi değişken değildir diyor. B'ye giriyorum yine aynı şekilde aynı şey e, tekrar tekrar tetikleniyor. Bunda nedeni dediğim gibi while döngüsünün içerisinde ta ki false olana kadar yani hayır cevabını alana kadar bu döngü sonsuz bir loop'a ya da sonsuz bir düzleme geçiyor. Ta ki oradaki, buradaki durum artık false kısmındansa, pardon true kısmındansa false'a gelene kadar. Ne zaman ki while döngüsü false'a gelir o zaman else kısmını çalıştırır. Mantık buydu. Biz girdi nokta isDigit yani girdi bir sayı mı sorusunun cevabı şurada a verdiğimiz zaman hayır olacağı için ama hayırın başında bir not olduğu için hayır iki tane olumsuzluk false false ya da not olumsuz true'ya döndürüyor. Dolayısıyla bu döngüden hiçbir zaman çıkamıyor. Ne zaman ki bu sorgunun cevabı evet olur. Evet'in başında not olduğu için not evet hayır oluyor. O zaman da while döngüsünden çıkıp aşağı kısma geçerdi. Şimdi e, bu arada bazı arkadaşlarla da sorular gelmiş. Bazen şurada bir yıldız işareti görüyorsunuz. Yıldız işareti şu an o kodun çalıştığı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu kutucuk içerisinde yapmakta olduğunuz işlem sonuçlanmadığı sürece bu her zaman çalışmaya devam edecektir. Ben aşağıya gelip 3 artı 2 yazsam da bakın yine yıldız işareti geliyor. Çünkü üstündeki hücre hala çalışmasını bitiremedi. E, bu da e, gelen sorulardan bir tanesi. Neyse bir önceki e, uygulamamıza geri dönecek olursak. Ta ki dediğim gibi sayı girilene kadar bu döngü sonsuzluğa doğru evredecek. Biz buraya artık sayı olan bir şey girelim. Diyelim ki bir sayısını girdik. Bu sefer tebrikler sayı tipi değer girdiniz ifadesi döndürüldü. E, ek bilgi olarak aşağıdaki 3 artı 2 yani 5 sonucum da döndürülmüş oldu. Bunda nedeni yukarıdaki hücrenin aslında artık serbest bırakması. Bu e, sistemi meşgul etmeyi serbest bırakması olarak adlandırabiliriz. Bu şekildeki bir mantık içerisinde, algoritma içerisinde kullanıcıdan ta ki sayı alana kadar e, sonsuz bir döngü sokabilirsiniz. Tabii ki bunu nasıl çeşitlendirebilirsiniz? Diyebilirsiniz ki 3 defa, 5 defa e, kullanıcıdan sayı al ya da değer al. Eğer 5 defada da eğer hala bir e, sayı tipi değişken girmediyse o zaman burayı terk et diyebilirsiniz. Bunu da yapmak aslında bir e, counter ya da bir nasıl diyeyim bir değişken tanıtıp işte tekrar gibi bir değişken tanıttığınızı düşünün bunu sıfıra eşitlediniz. Her döngü içerisindeki iterasyonda bir artarak ne zaman ki 5'ten büyük olursa o zaman çık diyebileceğiniz bir yapıda inşa ederek daha sofistike daha gelişmiş e, kullanıcı onaylama mekanizmaları inşa edebiliriz. Peki bu kadar konuştuktan sonra bir tane de e, farklı bir uygulama yapalım. Bu uygulamada bu sefer sayı beklemektense kullanıcıdan diyelim ki bir e-mail adresi kabul etmesi e, kabul etmesini bekleyelim. Dolayısıyla fonksiyonun ismi ne olacak? Def diyelim ki e-posta kontrol gibi bir e, fonksiyon oluşturdum. E-posta kontrol. Aşağıya geldim. Bunu yazdıktan sonra Diyelim ki yine yukarıda öğrendiğim gibi girdi isimli bir değişken oluşturuyorum ve kullanıcıdan aldığım input değerini buna atacağım. Buraya geldim. Ne diyelim geçerli bir e-posta adresi giriniz gibi bir ifade bıraktım. Bunu yazdıktan sonra yine yukarıda öğrendiğim gibi while ifadesiyle bir şeyler yazacağım buraya. Ondan sonra da bir else ifadesiyle de kullanıcının düzgün bir mail adresi girme senaryosunda karşısına çıkacak mesaj yazacağım. İsterseniz önce o kısmı yazalım. Çünkü üst taraf daha beyin gücü harcayan kısım. Onun için öncelikle kolay kısımları bitirelim. Tebrikler. E-posta adresi ya da adresiniz başarıyla. Ya da şöyle yazalım. E-posta adresinizle başarıyla giriş yaptığınız gibi bir ifade beni karşılasın. Yukarıda da yine aynı şekilde e, girdi kısmını ta ki bir cevap alana kadar döndürmesi gerekiyor. E, bunu yukarıdan kopyaladım. Bir de bir print yazayım şuraya bir tane de. Diyelim ki üzgünüm. Bu geçerli bir e-posta adresi değildir gibi bir ifade bıraktım. Şimdi tabii ki asıl e, yemeğin ana... E, malzemesi olan kısma geldik. O da algoritmanın asıl e, malzemesi olan kısma geldik. Buradaki while'a ne yazacağımız. Şimdi düşünelim. Bir e, e posta adresinde genel olarak nasıl bir yapı bekleriz? İşte e, diyelim ki e, erol mesut gün et ne olsun hatmail.com diye bir adresim olduğunu varsayalım. Ya da e, ne olabilir başka? Oğuz et işte bon.edu.tr gibi bir e, ifade olduğunu varsayalım. Dolayısıyla bir e-posta adresinden bahsederken iki tane şey her zaman tekrar ediyor. Birincisi et işareti, ikincisi de nokta işareti. Bazı durumlarda sadece bir nokta işareti değil, iki tane nokta işareti olabiliyor. Ama hep bir et işareti ve minimum bir tane de nokta işareti olmak zorunda. Bu bilgiyi kafamızın bir kenarına yazdıktan sonra... Şimdi öncelikli olarak şunu düşünelim. Ee, kodum tamamlamadan önce kısa bir bilgi vereyim. Ben mesela değişkenim var. değişkenin ismi ne olsun? Değişken olsun ve işte ne olsun mesut olsun değişkende. Normalde bir if döngüsünde şunu sorgulayabiliyorum. S harfi S harfi in değişken. Değil mi? Eğer böyleyse print evet diyebilirim. Şimdi aslında yaptığım şey bu arada tabii ki if döngülerini böyle yazmaktansa eğer artık daha e, profesyonelleşmeye başladığımız için direkt bu şekilde de yazabilirim değil mi? Yukarıdakiyle aynı ifadeyi döndürecektir. Tabi print olarak evet yazmayacak ama true yazacak. Dolayısıyla s değişkenin içerisinde mi? Evet. Ya da s değil dediğim z harfi değişken içerisinde mi? Hayır. Dolayısıyla bunu öğrenebiliyorum. Bir karakterin ya da aslında ben buraya iki karakter de koyabilirdim. Mesela Mesut'un suusu gibi. Değişkenin içerisinde olup olmadığını bu şekilde sorgulayabiliyorum. Şimdi bu anlattığım mantıktan hareketle ...bir et işaretinin ve bir de nokta işaretinin olması gerektiğinden bahsettik. Şimdi değişken ismimi, buradaki mail adresimi değiştiriyorum. Dolayısıyla ben eğer şu ifadeyi kullanırsam, değişkenimin içerisinde et işareti var mı sorusuna bakacaksam, evet döndürüyor. Yine aynı şekilde nokta işareti değişkenimin içerisinde var mı, yani e-mail adresinin içerisinde var mı, ona da evet döndürüyor. Burada eğer ben daha demin bahsettiğim kısmı, yani... Hatta burayı da şey diye değiştirelim isterseniz. Şimdi artık kodu yazmaya başlıyoruz. Nokta işareti girdinin içerisinde varsa ve aynı zamanda yani İngilizce'de end dediğimiz yani ve aynı zamandaki durum ve aynı zamanda et işareti girdi değişkenin içerisinde varsa dolayısıyla bu durumda e, bu bir e-mail adresidir. Ben bu bu ifadenin başına bir not ifadesi getirmek istiyorum tıpkı yukarıda yaptığım gibi. Şurada gördüğünüz gibi. E and işaretini yazdıktan sonra iki tane ifadenin arasına dışarıya bir tane daha parantez atarak bütün bu işlemin tek bir sonucu olmasını zorlamaya çalışıyorum ve başında not ifadesini bırakırsam şimdi burada tabii ki girdi değişkeni tanımlanmadı diyecek. Biz şimdilik bunun ismini girdiye değiştirelim. Veya hatta keselim. Gördüğünüz gibi aslında girdiğin içerisinde nokta ve et işareti var. Dolayısıyla eğer ben buradaki not, if not ifadesini kullanmamış olsaydım. Şöyle yapayım göstereyim onu da size isterseniz. Hem girdiğin içerisinde nokta hem de girdiğin içerisinde et işaretleri olduğu için bu sorgunun neticesi true. Ama ben başına not koyduğum için tersi oluyor false oluyor. Ve bu durumda ben aslında burada gösterdiğim ifadeyi while döngümünü orasına yapıştırırsam eğer. Şimdi deneyelim. Şimdi buradaki yukarıdaki fonksiyonumu çağıracağım. E-posta kontrol çağırdım. Şimdi A ifadesinin içerisinde diyor ki üzgünüm. Bu geçerli bir e-posta adresi değildir. Şöyle bir ifade edeyim. Bu da bir geçerli e-posta adresi değildir. Ama ben ne zaman şurada gördüğüm ifadeyi kopyalarsam ve yapıştırırsam tebrikler e-posta adresinize başarılı bir şekilde giriş yaptınız diyor. Bunun da nedeni demin söylediğim gibi hem nokta hem de et işaretinin olması durumu true döndürüyor. Döndürmesi gerekiyor. Ama başında not olduğu için e, olumsuzu false. While false yani bir şey döngü eğer başarısızsa sürekli bu döngünün içerisinde hapis kalacak. Ben ne zaman burada gördüğüm şekilde bir e-posta adresi verdiğim zaman içerisinde nokta var mı? Evet. Et işareti var mı? Evet. Evet ve evet, evet yapıyor. Aradaki end işareti. Evet'in başında not olduğu için hayır yapıyor. Ve while false... Yani bir şey yanlış olduğu zaman o zaman otomatikman döngüden çıkacak ve aşağıdaki kısmı tetikleyecek. Dolayısıyla başarılı bir e-posta adresi girişi yaptığımı bana söyleyecek. Peki ben aynı şekilde yukarıdaki kodu çalıştırsaydım ve buraya geldiğim zaman diyelim ki Oğuz et diye bir şey yazdım. Enter'a bastığım zaman bu da çalışmayacak. Çünkü Oğuz et ifadesinin et işareti var mı? Evet. Nokta işareti var mı? Hayır. Hayır ve evet'in birleşimi mantık derslerinden öğrendiğimiz kadar hayır. Hayırın başında not olduğu için true yapıyor, while true kısmı ise sonsuz döngüden çıkamıyor. Dolayısıyla tekrar kullanıcıdan input almak için talep yapıyor. E, bu şekilde özetleyebiliriz. E, son olarak e, bir de şu örneği de kullanalım. Mesela burada gördüğümüz iki tane nokta içeren ifadelerde çalışıyor mu? Ona da bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olmadan e, kodumuz çalışacaktır. E, bugünkü dersimizde input komutunu ele aldık. Input komutuyla kullanıcıdan veri almayı nasıl kontrollü bir şekilde onaylayarak e, yapabileceğimizden bahsettik. E, ders biraz e, karışık gelmiş olabilir açıkçası e, anlatması da o kadar kolay değil ama e, umut ediyorum ki anlamışsınızdır. Kendiniz de belli e, uygulamaları gerçekleştirerek aslında bu konuda daha fazla e, ilerleme kaydedebilirsiniz. E, umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Videomuzu beğenerek e, geri dönüş yaparsanız ve yorumlarınızı da e, bizi şereflendirirseniz mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ama bu arada bir hatırlatma yapacağım. Yakın zamanda YouTube kanalımızın e, katıl butonu aktif oldu. Eğer e, herhangi bir şekilde katkıda bulunmak isterseniz kanalımıza e, her zaman bekleriz. E, katılmayan arkadaşlar için de e, herhangi bir kısıtlama olmayacaktır. Katılan ve katılmayan tamamen gönüllülük esası üzerinden çalışıyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.